Merhabalar, kanalımıza hoş geldiniz. Bu videomuzda sizlere iki farklı çiçek kurutma tekniğini anlatacağım. Tabii çiçeklerimizin güzel renklerini muhafaza edebilmek için neler yapmalıyız veya nasıl kurutmalıyız onları size anlatacağım. Birinci tekniğimiz kitap arasında çiçek kurutma. Evet arkadaşlar, birinci tekniğimize geçiyoruz. Kitap arasında çiçek kurutma tekniğinde kitabımızın saman kağıdı özelliğinde olmasına özen gösterelim. Yoksa çiçeğimizin nemini çekmez ve bu sefer de çiçeğimizin tonunu, rengini değiştirir. Buna özen göstereceğiz. Şimdi biz yazın ortasında olduğumuzdan dolayı her gün saman kağıdını değiştirmemize gerek yok. Yani şöyle hemen bir gülümüze başlayalım kurutmaya. Şöyle gülü, tam açılmış gülümüzü açtım. Ve bu şekilde arkadaşlar yaprakları tek tek diziyorum. Yaz değil de diğer mevsimlerde olursa şuna dikkat edeceksiniz. Her gün yaprak arasına, şuralara saman kağıdı koyacaksınız ve her gün o saman kağıtlarını değiştireceksiniz. Bunun nedeni de havalar çok sıcak olmadığından dolayı saman kağıdı nemi, çiçeğin nemini alınca bu sefer nemli bir ortamda çiçeğin renginin değişmesine sebep oluyor. Bundan dolayı her gün değiştirmeniz gerekiyor. Fakat şu an biz yazın ortasında olduğumuzdan dolayı şöyle koyduğumda 2-3 gün sonra kurur bu yaprakları. Evet, şöyle sırayla diziyoruz arkadaşlar. Şimdi bunu üstüne kapatıyoruz. Evet, şimdi farklı bir gülümüzü şu kısma hemen koyalım. Şöyle şunlara dikkat ediyoruz arkadaşlar. Tam açılmış olan gülümüz olursa daha iyi olur. Şu daha iyi açılmış. Hemen bunun şu kısmını alıyorum. Demin yaptığım gibi şuraya hemen tek tek aynı şekilde diziyoruz. Evet arkadaşlar, biz bu şekilde bu gül yapraklarımızı kurutuyoruz. İleriki videolarımızda da bu gül yaprakları nerelerde nasıl kullanılır onunla ilgili videolarımız olacak. Size kısa bir bilgi verebilirim aslında. Bu gül yapraklarını bir portrede, bir manzarada kullanabilirsiniz, çalışabilirsiniz. Kısacası size nerelerde nasıl kullanacağını ileriki videomuzda göstereceğiz. Güzel çalışmalarımız olacak inşallah. Tabii bu arada ayraç içinde de kullanabilirsiniz. Ayraç içinde istediğiniz şekilde kurutabilirsiniz. Biz sadece iki farklı yöntemle çiçek kurutma yöntemini gösteriyoruz. Genelde öğrencilik yıllarımızda kalan bir çiçek kurutma tekniği. Hiç koparmadan, yapraklarını ayırmadan direkt kitap arasına koyup kuruturduk. Tüm öğrencilerin yaptığı bir şeydi açıkçası. Aslında o şekilde toplu bir şekilde koyunca çiçeğin rengi değişiyordu. Nedeni de hemen kurumadığından dolayı, kitap onun nemini çekmediğinden dolayı onun rengi değişiyordu. Şimdi bunları da bu şekilde koyduktan sonra bu sefer yeşil yapraklarımızı kurutalım bir de. Evet arkadaşlar, şimdi kitabımızın üzerine sert bir cisim koyalım ve bu şekilde 2-3 gün bekleyebiliriz. Şimdi ikinci kurutma tekniğimize geçiyoruz.
Şimdi arkadaşlar ikinci çiçek kurutma tekniğimizden bahsedip ondan sonra uygulamalı olarak sizlere göstermek istiyorum. Daha önce yaptığım bir çalışma vardı. Onu öncelikle göstereyim. Şöyle çiçek kurutma tekniklerimde elimde olan bir çalışma. Tanzimimi bu şekilde yaptım. Nişan tepsisi olarak kullandık. Sizlerin de böyle ellerinde, yani sevdiklerinizden gelen çiçekleri muhafaza etmek istiyorsanız o günü tekrardan hatırlamak, böyle güzel bir şekilde hatırlamak istiyorsanız güzel bir tanzim yapıp herhangi bir çalışmada yapabilirsiniz. Benim yaptığım bir tanzim tepside, gömme tepside yaptım. Şu an kurutacağım çiçeklerle de ileriki videolarımızda farklı alanlarda, farklı tanzimlerde çalışmalarımız olacak. Şimdi kurutma tekniğine geçebiliriz. Arkadaşlar şimdi ikinci kurutma tekniğimiz bükerek kurutma tekniğidir. Çiçeklerimizin başı aşağıya gelecek şekilde kurutacağız. Fakat herhangi bir yere temas etmezse daha iyi bir sonuç alırız. Sizler de evinizde her uygun gördüğünüz bir yerde başları aşağı gelecek şekilde kurutabilirsiniz. Ben kendi evimde çiçekliği uygun gördüm. Şimdi zaten asınca sizler de görmüş olacaksınız. Bakın şuradan herhangi bir iple, saplarını herhangi bir iple veya bir lastikle bağlayıp bu şekilde uygun gördüğünüz yere geçireceksiniz arkadaşlar. Bakın çiçek bir yere temas etmemesine özen gösterin ki o temas ettiği yerde şeklini değiştiriyor. Bundan dolayı temas etmese daha muntazam sonuç alırsınız. İkinci buketimi de asıyorum arkadaşlar. Bu şekilde iki dalı birlikte tutturdum ve buraya asıyorum. Lastiklerle güzel sonuç alabilirsiniz. Tavsiye ederim. İpler biraz gevşiyor arkadaşlar. Ona göre sizler de lastiklerle kurutmak isterseniz iyi sonuç alırsınız diye düşünüyorum. Evet, üçüncü rengimi, buketimi de aldım arkadaşlar. Bu şekilde lastikle uçlarını tutturdum ve uygun gördüğüm çiçekliğime geçirdim bu şekilde. Son olarak da beyaz güllerimiz kaldı. Beyaz güllerimizin de ucunu bu şekilde lastikle tutturdum arkadaşlar. Ve çiçekliğimde uygun gördüğüm yere asıyoruz. Evet arkadaşlar, dalları uzun olanları astık. Fakat gördüğünüz gibi kısa dallı olan güllerim kaldı. Bunları da aralarında böyle sıkıştırıp kurutmak istiyorum. Arkadaşlar kesinlikle ihmal etmememiz gereken çok önemli bir püf noktamız var. Çiçeklerimizi kuruturken güneş almayan yerde ve rutubetsiz bir yerde kurutma işlemini yapmalısınız. Yoksa renklerinde, tonlarında solma ve değişme sebep olabilir. Buna dikkat ederseniz güzel bir sonuç alırsınız. Güllerimizi ortalama bir hafta boyunca kurumaya alıyoruz. Kuruduktan sonra tekrardan görüşürüz. Evet, nihayetinde arkadaşlar çiçeklerimiz kurudu. Tabii 5. günün sonunda kurumuş oldular. Biz sizlere ortalama bir hafta demiştik. Fakat mevsim şartlarından dolayı daha erken veya daha geç kuruyabiliyor. Bir de gülün büyüklüğüne göre değişiklik de gösterebiliyor. Bizim güllerimiz biraz küçük olduğundan dolayı erken kurumuş oldu. Şimdi hassas bir şekilde bunları çıkarmaya dikkat edelim. Evet, tepsimizi de hazırlıyoruz. Tepsi veya herhangi bir koli olabilir. Dökmeden dikkatli bir şekilde çıkarıyoruz güllerimizi. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi güneş almayacak şekilde kuruttuğumuzdan dolayı renklerinde herhangi bir solma veya bir değişiklik olmadı. Sizler de bu püf noktaya dikkat ederek kurutursanız
muntazam bir şekilde sonuç alabilirsiniz. Şimdi de gelin arkadaşlar, kitap arasına kurutmaya bıraktığımız gül yapraklarımıza bakalım. Acaba nasıl olmuş? Evet arkadaşlar, şimdi de kitap arasına kurutmaya bıraktığımız gül yapraklarımıza bakıyoruz. Gördüğünüz gibi videomuzun başında söylediğimiz gibi ortalama 2 gün boyunca kuruyacak ve gerçekten 2 gün içerisinde muntazam bir şekilde kurudu gül yapraklarımız. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi kitap arasında kuruttuğumuz gül yapraklarımızı da çıkarttık ve gerçekten 2 gün içerisinde kuruduğundan dolayı renklerini de muhafaza etmiş oldu. Tabii biz bu çiçeklerle, bu gül yapraklarıyla neler yapacağız? İleriki videolarımızda dekoratif ürünler videosu çekip kanalımıza yayınlamaya devam edeceğiz. İnşallah o videolarımızda da tekrardan birlikte oluruz. Başka bir videolarımızda buluşmak dileğiyle, hoşça kalın.